Bir de stadyum konusunda son durum nedir başkanım? Evet, stadyum konusunda çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu konuda herhangi bir, şu ana kadar aksayan beklediğimiz herhangi bir şey olmadı. Ve projenin en iyi proje olması tabii ki bizim hedefimiz. Bununla ilgili normal bir stadyum projesinin hazırlanması en az yaklaşık 3 yıllık veya 4 yıla yakın bir süre yapılan diğer stadlara baktığımızda. Fakat biz bunu 8 ay gibi kısa bir zamanda, tabii 2 ayda ön hazırlığı vardı, yaklaşık 10 aydır bu proje sürmüş oluyor. Artık stadın şekli çıktı meydana, mimarisi ve şu anda dediğimiz gibi dünyada bu işi en iyi yapan Berlin Olimpiyat Stadı'nı gördük ve ona hayran kaldık. Onun çatı projesini yapan mühendislik grubu da stadın diğer detaylarını hazırlıyor. Bizim mühendislerimizle birlikte son şeklini verecekler. Ama biz bir yandan UEFA ile birlikte yapılan toplantılar, UEFA yöneticileriyle, teknik kadrosuyla birlikte yapılan toplantılar sonucu stadyumun yerindeki tadilatlar, işte kaymalar, caddelerden olan mesafeler, gerek stadyum caddesinden 30 metre batıya, gerekse çekirge caddesinden 45 metre kuzeye kaymaları ile birlikte orada oluşacak alanlar ve istenilen kriterlere uygun bir stadyum şeklinde planlarımızı yaptık. Planlarımız şu anda Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nda onayda, oradan da geçiyor. Ve şu anda bizim hazırlığımız, Genç Spor Genel Müdürlüğümüzle artık son sözleşmelerimizi, protokollarımızı bitirmiş olacağız. Ve bir yandan da artık bu alanın tasfiyesi başlayacak. İşte bir iki orada işletme var ve Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve yüzme havuzu var. Başta bunların kaldırılıp iki türbünün inşaatı başlaması için hazırlanması gerekiyor. Önümüzdeki aylarda hedefimiz Mayıs ayı gibi, Haziran ayı gibi buranın ihalesini yapmış olmak ve inşaata başlamak. Bizim hedefimiz inşaatında 2011'in sonu gelmeden bitmiş olması. Yani 2010 yılındayız. 2011 içinde de bu inşaatın bitmiş olması hedefimiz. Başladıktan sonra hızlı bir şekilde gidecek inşallah. Bir an evvel de bitirmiş olacağız. Bu konuda sürecin aksamaması ile ilgili değişik çalışmalar yapıyoruz. Yani alternatif alan olsun, işte değişik fikstürle uygulamaları ile ilgili olsun. Her yönüyle değişik şeylerimiz var. Bu konuda hem kulüp olarak hem federasyon olarak bununla ilgili çalışmalar da bir yandan sürdürülüyor. Başladığımız zaman en kısa zamanda bitmesi de bizim hedefimiz tabii. 2011 içinde bitecek. Bitmesi, evet, nasipse hedefimiz. Haziran gibi de çalışmalar başlamış olacak. Göze göre normal şu anda görünen prosedür o. Yani önümüzdeki takvime göre öyle gözüküyor. Bir de şöyle olmuş olacak. Mayıs ayında da 2016'nın olup olmadığı da belli olmuş olacak. Bizim inşaatın başladığımızda da bu da tamamen belirlenmiş olacak. Sanki şöyle bir intiba var Sayın Başkanım. Sayın Başbakan'ın desteğinden sonra, bu teminattan sonra 2016'da yer almazsak bir aksaklık olur mu projelerde diye bir soru işareti var kafalarda. Bizim programımızda 2016 yok. Onu söyleyelim. Biz programımızda Bursa'ya en iyi statı yapmak var. 2016 ülkenin programında var. Şimdi bizim zaten bu statı yapmamızdaki amaç sadece Bursa Spor'un bu sahada maç yapmasından çok Türkiye'ye böyle bir tesis kazandırılması. Türkiye'de bu tür UEFA standartlarına tesisler eğer Kayseri'de, Konya'da, Trabzon'da olacaksa Bursa'da mutlaka almalı. Hani Antalya'da olacaksa Bursa, dediğimiz gibi yakında Türkiye'nin 3. büyük şehri olacak. Ve tam ülkenin merkezinde, 3 büyük şehrin ortasında, tam stratejik bir yerde, taraftarı güçlenen bir yer ve uluslararası organizasyonlarda ve milli maçlar için en uygun yer. Mevcut kapasitemiz iki katına çıkmış olacak. En güzel stat Bursa'da olmuş olacak. Böyle bir ortamda da milli maç yakışır Bursa'ya, evet. Diğer maçlar yakışır. Bizim de hedefimiz bu. Yani uluslararası organizasyonların yapılabileceği bir şehir olması bizim hedefimiz. Şimdi spor salonumuz da bu kapsamda, bağlamda yenilenmiş ve hızlanmış oluyor. Yaklaşık 6-7 bin kişilik onun seyirci kapasitesi var. Bir spor salonunda atıcılar da başlıyor şu anda. Acilen spor salonumuzu önce atıcılara taşıyacağız. Çünkü Nilüfer'deki salon bir seneye aşabilir imalatı. Fakat atıcılardaki salonumuz bir yıl içinde bitecek. Bir yıl içinde de o salon bittiğinde, kapalı spor salonu yıktığımızda biz tamamen stadın inşaatını yıkıp tamamen diğer kalan tribünler vesaireyle birlikte o an başlatmış olacağız. Onun için öncelikle spor salonunu da taşımamız için atıcılarda da bir kapalı spor salonu inşaatı başlıyor şu anda. Oraya acilen 2000 kişilik tribünlü
gerekse portatif türbinle sayısı artırılabilen bir spor salonu inşaatla başlıyor. Yani iki tane büyük spor salonumuz birden olacak. Biri Atıcılar'da, biri de Nilüfer'deki. Tabii ki Nilüfer'deki daha lüks olacağı için belki o bir sene yaşar, bir buçuk iki yılı bulabilir inşaatın tam bitmesi. Onun için biz Atıcılar'a önem veriyoruz. Spor Bakanımızla da o şekilde anlaşıldı. Spor Bakanımız oraya ödenek aktarıyorlar. Ve inşallah spor salonu bittiğinde inşaatımızın son kısmı hızlanmış olacak çünkü. Evet, çok teşekkür ediyoruz.